Çanakkale Boğazı'nda ilk tahkimatı Fatih Sultan Mehmet yapıyor. Tabii bunun İstanbul'u güvence altına almak için. Ve bunun ne kadar haklı olduğu ne zaman anlatıyor? Bugünkü Çanakkale'yi diye bir şehir yok o zaman. Kale-i Sultaniye yaptırıyor. Karşısına Kilitbahir'i yaptırıyor. Ve Kale-i Sultaniye zaman içerisinde Çanakkale'ye dönüşüyor. Ve 1464 yılında Venedik donanması Çanakkale'yi geçmek istediği zaman bu kaleler sayesinde Venedik donanması durduruluyor. Ve böylece ne oluyor? Boğaz'da yaptığımız tahkimat bir işe yaradığını anlıyoruz. Toplar kullanılıyor mu o zaman? Toplar var. Kullanılıyor tabii, değil kullanılıyor. Mi? Çanakkale mesela, şeyinde de kullanılıyor top. Nereden biliyoruz? Yani. Rumeli Hisarı yapıldığı zaman Rumeli Hisarı'ndan atılan topla geçen bir Ceneviz gemisi batırılıyor. Batırılıyor. Tabii. Ne zaman? İstanbul'un fethinden önce. Abi, Rumeli Hisarı. Ve mesela evet. Orada da çok ilginç bir şey var. Topu böyle üstten atmıyorlar. Denize yataya atıyorlar. Suyun üzerinde top kayan bir taş gibi kayıp gidiyor ve gemiyi batırıyor. Yani böyle çok ilginç bir atış tekniği. Yine şu biz küçükken taş tabii, sektirme taş vardı. Taş sektirme gibi olmuş. O taş sektirme gibi tabii, birkaç tane şey. Öyle ilginç bir hadise var. Daha sonra 1656 yılında ilk gün o resimleri verebilirsek 1656 yılında Çanakkale Boğazı'nı Venedikler abluka ediyorlar. Bu çok büyük bir aleyhimiz olan bir durum. İstanbul'a yiyecek gelemiyor. Devam edelim ilk gün o bir siyah beyaz vardı. Ve İstanbul'dan da Girit kuşatması var o dönemde. Girit'e asker gönderemiyoruz. Yani Çanakkale Boğazı. Venedik oraya nasıl gelmiş oraya kadar? Donanması kuvvetli durduramamışız. Mesela Çanakkale Boğazı'na girmişler. Bolca dayalıyorlar. Yani çevredeki adaları ele geçiriyorlar Venedik aynı zamanda. Tabii o dönem bir de şey Osmanlı'nın 4. Mehmet'in çocuk olduğu bir dönem. Yani 4. Mehmet çocuk daha. Valide Sultan Hatice Turhan Sultan 7-8 tane vezir azam değiştiriyor. Yeniçeri ağası değiştiriyor. Şeyhülislam değiştiriyor. Bir türlü şey, buna girmeyelim ilk gün. O demin ki siyah beyazda kalsın. Tabii Bozca'da deyince hemen Tenedos'u koyuyor. Yani kültür ayrı bir şey yani. Bu abluka da sürekli yapılan bir şey tabii, değil mi? Yani 1911'de de mesela Trablusgarp Savaşı esnasında tabii, İtalya geliyor abluka altına ablukayı alıyor. Yani donanmamız zayıf olduğu için tabii, her zaman abluka altına alınıyor ve biz ve çıkamıyoruz. Biz yapılan savaşlarda ablukayı kaldıramıyoruz. Evet. Daha sonra Köprülü Mehmet Paşa Vezir-i Azam olduğu zaman 1657 yılında Boğaz'a sefer yapıyor. Boğaz'a sefer sırasında iki tane kahraman var. Mesela Seyit Onbaşı'yı nasıl biliyorsak bunlar da Türk tarihinin önemli isimleri. Sene? 1657. Birisi Küçük Mehmet, birisi Kara Mehmet. Donanma bozulacakken Küçük Mehmet isimli Alanya Sancak Bey'i, Alanya valisi kayıklara askerleri dolduruyor. Kayıklarla Venedik donanmasına saldırıyor ve bozgunu önlüyor. Ve? Bozgunu önlüyor. Bozgunu önlüyor. Bozgunu önlüyor. Mağlubiyet önlüyor. Mağlubiyeti önlüyor. Kara Mehmet isimli bir topçunun attığı mermi gidiyor Venedik amiral gemisinin barut deposuna düşüyor. Ve Venedik amiral gemisi havaya uçuyor. Tabii Mocenigo isimli birisi bu. Naima diyor ki öyle bir yaman kafirdi ki diyor. Bütün Venedik donanmasını yok etsek sade o kalsaydı bile yeni bir donanma toplar başımıza bu belayı yine sarardı diyor. Tabii tamam. Amiral havaya uçunca amiral gemisi Venedikler çekiliyorlar. Orada ilginç bir ayrıntı var hocam ya. Yine bacadan mı giriyor? Seyit Onbaşı da baca. Çünkü Seyit Onbaşı'nın da attığı o dönemde, top. O dönemde baca yok tabii. Yelkenli gemi bunlar. Yani, yelkenli gemi bunlar. Tabii barut deposuna düştüğü için şey oluyor. Ve Köprülü Mehmet Paşa yani meşhur köprüler dediğimiz dönem bu o top mermisiyle başlıyor. O top mermisi olmasa Köprülü Mehmet Paşa başarılı olamayacak. Onun köprülünün vazifesi ne o arada? Köprülü sadrazam yapıyor. Sadrazam. Ama en önemli vazifesi şu. Ablukayı kaldır. Ablukayı kaldırmak için gidiyor. Kaldıramasa azledilecek. 80 yaşında zaten. Fakat o ablukayı kaldırdığı için çok büyük bir şey. Çünkü kaldırılamamış. İstanbul'a yiyecek gelmiyor, yakacak gelmiyor. Girit'te savaşan askere destek gitmiyor. Bunlar Venedik minyatür hocam. Evet. Onlar Venedik'te yapılmış minyatürler. Ve Köprülü dönemi bu top mermisi sayesinde başlıyor. Daha sonra Hatice Turhan Sultan yeni camiyi de bitirmiştir. Çok önemli bir kadın. Valide Sultan. Kimin annesi? 4. Mehmet'in annesi. Avcı ha. Mehmet'in annesi. Settülbahir ve Kumkale kalelerini yaptırıyor Boğaz'ın girişine. Kadın. Kadın. Çünkü neden? 1657'de görmüşler. Boğaz abluka altına girdiği zaman durum kötü oluyor. İki kaleyi yaptırıyor. Kendi parasıyla yaptırıyor. Bu mu? Burası Settülbahir galiba. Settülbahir mi? Bu daha sonra yapılmış bir resim. Bunu da anlatacağız. Ve
Daha sonra ilginç bir şey var. 1685 yılında 14. Louis, Güneş Kral, Fransa Kralı, Türkiye'yi istila etmeye kafasına koyuyor. Gizli bir plan yapıyor. O ilk gün sırayla verelim. Bu Faruk Birinci tarafından Fransa arşivlerinde yakın zamanda bulundu. Çok ilginç şeyler, belgeler ve resimler. Bütün Osmanlı ülkesini. Biz o konuda bir şey yayınlamamış mıydık? Neyden? Kitabı tanıtmış olabiliriz. Bir şey yayınladık. Bu değil ilk gün. O isim olan resimleri verelim. Bozca'da, Çanakkale vesaire diye var ya. Bu Fransız arşivlerinde farklı bir arşivde buldu ama. Fransa kralı buraya misyon, yani farklı bir şey kılığında mühendisleri göndermiş. Mesela Bozca da burada. Ve imparatorluğun önemli kıyı sahil şehirlerinin haritalarını yaptırmış, resimlerini yaptırmış. Amacı şu, Türkiye'yi istila edecek. Fakat bunu gerçekleştirememiş. Ki o dönemde de bizim müttefikimiz mesela Çanakkale'nin girişinin haritalarını yaptırmış. Hmm. Bu şekilde Halep'i yaptırmış, İstanbul'u yaptırmış resimlerini ve kaleleri, akıntıları... Çanakkale'yi, Halep'i, İstanbul, Tokat yok. Tokat yok. Tokat sahilde olmadığı için Tokat'ı işgal etmeye cesaret edemez. Yani şeyin... evet, Çanakkale'nin planı. Hiç işgal de edilmedi zaten. Edilmedi, bugüne kadar. Biliyorsun. Bugüne kadar edilmedi. Artık edilmedi mi? Etmeye şey mi? Edilmedi. Neyse, evet. Edilmedi. Cesaret ister. Dedelerimiz orada. Sonra. Fakat bu plan gerçekleşmemiş. Ona aklı veren kim? Meşhur Leibniz. Kim? Leibniz. Meşhur bilim kim adamı. Kim o? Leibniz herhalde. Leibniz. Onun diyor ki Avrupa'da herhangi bir devlette karşı savaşırken sana hiç kimse yardım etmez. Ama Türklere karşı savaşırsan bütün Avrupa sana yardım eder. Git Osmanlı'yı istila et diye buna gaz vermiş. Fakat gerçekleştirememişler. Evet, mesela Halep'i görüyoruz. Bak ne kadar detaylı ve teferruatlı. Bunu Louis mi yaptırmış bunu? 14. Louis'nin mühendislik heyeti yapmış. İlk önce şu üst kısmını biraz yakınlaştırabilir misin? Bir şey için soruyorum. Birazcık daha. Kalesini görelim. 1685 burası tarihi. Vallahi şeyden güzel ha. Kale. Neydi o? Minyatürden güzel. Ya taksiden güzel. Mühendisler yapıyor ama. İşte. İlk gün devam edelim oradan, o diğerlerini de gösterebilirsek. Sonra, yani bu şey açısından değil. Yani herif Paris'e oturuyor. Tabii. Burayı işgal edecek. Burayı işgal edecek, planlar yaptırıyor İstanbul. Bunlar Louis'nin planları mı? Louis'nin plan ve resimleri. Yani Louis'nin Türkiye'ye gönderdiği askeri mühendislerin çizimleri. Settülbahir, Kilitbahir, Çanakkale Boğazı, İstanbul, adalar, hepsini resimletmiş ve kalelerin planlarını çizdirmiş, mazgallarına vesaire kalana kadar.